Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Tronmax'in M-Drill One isimli Professional Streaming mikrofonunu kutudan çıkartıyoruz. Belki böyle İngilizce söylediğimiz zaman anlamamış olabilirsiniz ama Professional Streaming mikrofonu dediğimiz zaman aslında daha çok oyuncuların oyun ekran görüntüsünü alıp aynı zamanda üzerlerine konuşurken kullandıkları mikrofonlar aklımıza geliyor. Bu tip ürünlerin en önemli özelliği bilgisayar üzerinden kullanılıyor olmaları. Tronmax de Türkiye'ye yeni giriş yapan bir marka ama aslında uzun yıllardır bu tarz ürünleri vardı dünyada satılan. Şimdi Türkiye'de de yine uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. M-Drill One modeli, ki iki modeli var şu anda Türkiye'de. M-Drill One modeli en üst modeli şu an Türkiye'de olan. Ne özelliği var? Zaten burada yazıyor, görüyorsunuz. Vertigon Technology diyor. Ses kalitesini ve streaming kalitesini arttıran bir teknoloji özellikmiş bu. 4 tane kayıt paterni var. Bunu birazdan detaylarını söyleyeceğim. Ve 48 kHz'de record yapıyor. Yani kayıt yapabiliyor ses kaydı. Şöyle yan tarafına biraz bakalım. İşte bir şeyler yazıyor burada diyor. Görüyoruz zaten. Şöyle özelliği var. Böyle özelliği vesaire. Şimdi bu tarafa çevirdiğimizde ise karşımıza 4 kayıt modunun olduğu Smart LED Indicator, yani ses seviyesini bu yan taraftaki LED'den görebiliyormuşuz. Full alüminyum bir mikrofon kafası var. 7 tane de renk seçeneğinin olduğunu söylüyorlar bize. Şimdi bu ürünün özelliği bilgisayar üzerinden ses kaydı yapabiliyor olması. Bunu söyleyelim. Yani bu cihazla beraber işte biz kameraya vesaireyi bağlayamıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden ses kaydı alıyorsunuz. 4 tane ses paterni olduğunu söylemiştik. Mikrofonla ilgilenen takipçilerimiz varsa, izleyicilerimiz varsa bileceklerdir. Mikrofonların belli bir kalıp paternleri var. Yani ses alma alanları bellidir. Belli bir şekil üzerinden alırlar. Burada mesela 4 tane var. Diğer bir alt modelde ise 2 tane olduğunu söyleyelim. Kardiyoid, stereo, omnidirectional ve bidirectional olmak üzere 4 farklı seçenekle beraber siz ses kaydını buradan hangi ortamlarda nasıl kullanacaksınız alıyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Stereo modunu açtığınız zaman örneğin 2 kişi varsa karşınızda veya bir vokal kayıt alıyorsunuz, bunları yapıyorsunuz. Bidirectional ise karşı karşıya iki, burada mesela yan yana olabilirsiniz. Burada karşı karşıya iki kişinin ses kaydını alırken bu paterni kullanmanız gerekiyor. Şimdi kutusunu açalım. Şöyle yandan açılan bir kutumuz var. Kutumuzu açtık. Yine böyle bir kullanım kılavuzu tırak bir şey geliyor. Onu şöyle göstereyim ekranda hemen. Böyle bir küçük bir parçamız var. Burada aslında kutudaki şeyler, burada da yazıyor nasıl bağlanacağı bilgisayara vesaire. PlayStation'a. Bu arada PlayStation'a da bağlanıyor, onu da söyleyelim. Sadece bilgisayar için değil, aynı zamanda PlayStation için de kullanabiliyorsunuz. Laptop ya da masaüstü fark etmez zaten. Fark etmemesi de gerekiyor. Şimdi şuradan cihazımızı çıkartalım. Evet, ve silika jel paketimiz geldi. Şöyle göstereyim. Cihazı kutudan çıkardık. Şöyle bir eksende duruyor. Genelde bunlar kaideli oluyor zaten. Kaide böyle dönüyor ama sıkıştırırsanız şu kenarlarından, şöyle göstereyim. Şurayı sıkıştırdığımız zaman haliyle ve doğal olarak dönmesi zorlaşıyor ve sabit bir şekilde tutabiliyorsunuz. Arkaya bu bir yüzü var. Bir yüzünde bu düğmemiz mevcut. Mikrofon açıp kapatma. Şöyle biraz netlik yapalım. Evet. Mikrofon açıp kapatma tuşumuz var. Burada bu az önce gösterdim. Şu an bir takılı olmadığı için bilgisayara veya bir güç kaynağına gözükmüyor ama burada bir indikatörümüz var. Yani ses seviyenizi gösteriyor burada. Şurada da hangi ses paternini kullandığınızı buradan da yine görebiliyorsunuz net bir şekilde. Bu tarafa çevirdiğimizde ise Tronmax yazısı var. Buradan ses ve diğer ayarlarını buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şeyin güzel, aslında benzerlerinde olduğu gibi bir ürün var karşımızda. Şöyle kenara kaldıralım. Bakalım başka ne var. Bunun altında bir şey yok. Şurada küçük bir gözümüz var. Bu gözlerde ne var? Tabii ki gerekli olan bir kablomuz var. Bu arada altını göstermeyi unuttum. Şöyle bir alt kısmımız da var. Burada bir AUX çıkışımız mevcut. Yani kulaklık vesaire buradan bağlıyorsunuz. Buradan da bir şöyle bir bakalım. Ne yazıyor burada göremiyorum tam. Burada da bir tuşumuz bulunuyor. Hemen onun yanında Type-C micro USB bağlantımız. Ayrıca mikrofonu eğer çıkartıp siz haricen bir yere bağlamak istiyorsanız bir kaide vesaire bir yuva olduğunda alt kısmında belirtelim. Bu
Type-C bağlantısı için kullanmak gerek, kullanacağımız bir kablomuz da mevcut. Kablo da şöyle. Güzel bir kablo bu arada. L şeklinde tasarlanmış ki zaten öyle olması gerekiyor. Çünkü L şeklinde olmasaydı bunu altına takarken sıkıntı olabilirdi. USB kablo bu bilgisayar bağlantısı için. Örgülü ve uzun bir kablo tercih edilmiş. Bu iyi olmuş. Neden? Bilgisayarın arkasına doğru gideceği için bu şekilde sağlam bir kablo olması gerekiyor. Gayet başarılı bir kablo olduğunu belirtelim. Tronmax'in Midrill One modeliyle ilgili biz detaylı testlere başladık. Yakında YouTube kanalımızda bu ürünle ilgili detaylı bir testi de siz de izleyebileceksiniz. Bu ürünle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştiriyi bu videonun altına yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyorum. Videolarımızı beğenip paylaşmayı da unutmayacağınızı düşünüyorum. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte, farklı bir kutu açılımında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.